Merhaba. Merhaba. Timsah bölümüyle karşınızdayız. Ama neyin timsah bölümü? Black Mirror'ın Crocodile adlı bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet, Tabii bölümün kendisiyle değil. Bölüme dair izlenimlerimizle karşınızdayız. Evet, üçüncü bölüme bakalım dedik. Bakalım, yine Charlie Brooker yazmış ama kim yönetmiş? Evet, John Hillcoat adlı. Kimdir bu, neler çekmiş? Kendisi bir müzik videosu yönetmeniymiş ya, genel olarak baktım bir birkaç filmi de var ama müzik videosu genel olarak işte müzik videosu. Suede, Nick Cave and the Bad Seeds, Him, Depeche Mode falan filan ve bir sürü bir şeyler çekmiş, bayağı bir bayağı. Şey herhalde beğenilen bir insan olsa gerek, ben tanımıyorum şahsen. Ben de videoyu çok izlemem ama. Yönetmenlik açısından beğendiğim bir bölümdü bak şimdi düşününce. Evet, aslında yönetmenlik açısından beğendiğim bir bölümdü. Yazarlık açısından çok beğendiğim bir bölüm değildi. Peki biraz konudan bahsedelim önce. Evet. Öncelikle iki tane eğlenen gencimiz var. Eğleniyoruz. Kafaları iyi. Don't, don't. Çok güzel ama arabadayız. Kafamız iyi bir şekilde arabada olmamalıyız. Yani önce kulüpte eğlendik. Şimdi gidiyoruz bir yerlere. Sabahın en erken saatte falan. Evet. Şimdi çocuğun elinde bir sigara vardı. Ve trafik kazasından sonra da ne kadar alkol var kadımda tahmin bile edemiyorum dedi. O yüzden evet. Sürerken hala sarhoş muydu, ne içiyordu bilmiyorum. Kafalar ama evet gitmişti ya. Polisi görmek istemediği bir halde yani. Evet, ne oluyor? Neyse, birine çarpıyor, bisikletli birine ve kişi ölüyor. Orada ölüyor zaten. Ölüyor ve hani şey, kız hemen polisi arayalım, ambulansı arayalım oluyor. Şimdi ölüyor diyoruz ama çocuk gidip bir böyle ayağıyla koluna vuruyor. He. Çok hayatsız bir şekilde oynuyor kol. Yani biliyor muyuz gerçekten? Sen öyle dediğin için ben öyle kabul ettim. Ben de öyle kabul ettim. Çocuk çünkü ölmüş gibi davrandı ya da yani ölmediyse yoksa de. Yoksa ben canlı canlı gibi. Atıyorlar suya. Yani gerçi boynuna da baktı galiba çocuk ya. Bak şimdi onu tam hatırlayamadım. Galiba bakmıştı. Hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Ben de hatırlayamadım şimdi arkadaşlar. Galiba bakmıştı ama. Yani öldü gibi bize lanse edildi. Evet. Ondan sonra alıyorlar. Evet, yani öncelikle yani, önemli olan iki kişiler ve oğlan polisi çağıramayız. Beyefendi diyor ki polisi çağıramayız efendim. Ben şimdi çok alkollüyüm, ayıp olur. Şimdi kız da diyor ki ama çağırmalıyız. Orada bir etik bir ikilem yaşanıyor. Ama kız bu ikilemi birkaç saniye yaşıyor. Sonra yardım ediyor. Şöyle, oğlanın şey yapmasına. Çocuk diyor ki yani ben hani inanılmaz alkolüyüm. Bak bu benim hayatım diyor. Ben sürüyordum arabayı. Ve hapse beni gireceğim kesinlikle diyor. Hapse sokacaklar ve bir daha çıkışım olmayacak bundan falan. Şimdi diyor. Biraz da şeydeler yani. Terk edilmiş ıssız bir ortamdalar. Hani çocuğa birkaç kere daha hayır dese belki çocuk onu da öldürürdü yani. Öyle bir da korku var. Da olabilir evet. Yani. Ben de ama öyle düşündüm hani sonuç biraz. Olarak kız polisi ambulansı arayalım demeyi kesiyor. Yardım ediyor sonra. İstemeye de olsa yardım ediyor. Ve cesedi alıyorlar, atıyorlar bir suya atıyorlar işte. Yani orada. Cesedi yok ediyorlar. Zaten İzlanda. Ondan, İzlanda'nın böyle her tarafı güzel güzel çekmişler güzel güzel. Ondan sonra atıyorlar işte bir uçurumdan böyle suya. Önemli değil o kadar ya. Ama güzel. İzlesin işte herkes, tamam. Sonra birden 15 yıl sonrasına geçiyoruz değil mi? Evet. Kız o kadar kendisine başarılı bir hayat kurmuş, evlenmiş, zengin de görünüyor. Evet. Mimar güzel, değil mi? Yine çok güzel bir dağ evi var çok böyle. Yani. Bir tane çocuğu var. Mimar. Var. Mimar olmuş ama şey böyle konuşmalara giden, evet. Takip edilen iyi bir mimar yani. Evet, hatta bir konuşmasında biri onu takdim ederken şey diyor hani sadece binaların mimarı değil, komünitelerin mimarı falan gibi bir laf ediyor. Ve evet. Bayağı adı duyulmuş, bayağı ünlü bir insan haline gelmiş gibi evet. Bir izlenim var. Ve bu konuşmaya gittiğinde otel odasında ben kocasını aldatıyor galiba öyle bir yani hikaye, o hikaye var derken bizim bu trafik kazasını yapan adam geliyor. Diyor ki ben vicdan azabından yaşayamıyorum. Anonim bir mektup yazarak şey yapacağım diyor. Karısına, ölen adamın. Evet, çünkü bir yandan da o küçük bir yer, yaşadıkları yer belki de. O insan ölen adamın karısı hayatında hiçbir değişiklik yapmıyor, taşınmıyor. Belki durmuş, gelirse diye, kayboldu diye düşünüyor falan. Evet. O nedenle hani en azından bu kadının hayatına devam edebilsin kadın diye kadına... eşiniz trafik kazasında öldü falan diye bir mektup yazmak istiyorum diyor. Kadın da diyor ki tabii ki hayır. Her şeyi geri açacaksın.
bir şekilde cesedi bulacaklar, bizi bulacaklar. O da olmayacak. Yani büyük ihtimal derken. Haklı büyük ihtimal bulacaklar hepsini çünkü. Tabii. Haklı derken yani bunu şey tahmin etmekte haklı. Kadın tabii bir orada bir kafa değişikliği yaşıyor ve bambaşka bir şeye giriyor yani artık dönülmez bir yola giriyor. Evet. Serken kendini koruma. Kendini ya almaya çalışarak. İşte şeyini, statüsünü, ailesini, evet. Çocuğum var diyor vesaire evli evet. Ondan sonra. Sonra bu adamı öldürüyor. Adamı öldürüyor. Kendisini korumak için, kendi hayatını korumak için adamı öldürüyor. Evet. Ama şimdi burada da şey giriyor, tipik Black Mirror geliyor şu an yani. Teknoloji işin içine giriyor. Evet. Kadın adamı öldürdükten sonra yolda bir ne oluyor? Trafik kazası trafik oluyor. Kazası oluyor. Trafik şimdi değişik bir teknoloji üretmişler. Sana böyle bir şey takıyor. Hı-hı. Ondan sonra bir şeyler hatırlamanı sağlıyor. Yani evet. Senin hafızalarını bir bilgisayar şey televizyon ekranı gibi minik bir ekrana yansıtıyorlar. O eski 14 inç miydi? Minicik televizyonlar onlar gibi bir şey. Minibüslerdeki televizyonlar. Evet. işte bu şekilde buluyorlar. Ama biz bu teknolojiyle şey yapıyor. Yani senin anını alıyor. Evet. Sen şu açıdan görüyorsun, birazını hatırlıyorsun. Ben şuradan görüyorum, evet. Birazını hatırlıyorum. Hepsini birleştiriyor. Tutarlı bir görüntü hikaye oluşturuyorlar. Üç evet. Boyutlu bir görüntü oluşturuyor. Ve böylelikle o trafik kazasıyla ilgili bir şeyler ararken bu araştırmayı yapan sigortacı kız şeye denk geliyor. Şaziye bizim yani. Şaziye. Şaziye adı. Şaziye falan galiba ama. İşte bu kadına denk geliyor. Evet. Kadın da ne kadar uğraşsa da kendi yaptığı suçu aklından geçirmeden sadece o kazayla ilgili şeyler söyleyebilmeyi başaramıyor. Başaramıyor. Her tabii, şeyi işte aklına geliyor. Hali geliyor aklına ondan sonra. Oradan trafik kazasını trafik bile gösteriyor yani. Gösteriyor. Şaziye çok korkuyor hemen kaçmaya çalışıyor. Şaziye ama. Tamam bitti benim işim burada falan kaçayım çok derken. Çok belli her şey yani ama. Kadının daha evinde tabii kimse onu duymazken kadını yakalayıp bağlıyor. Evet, bağlıyor. Ondan sonra diyor ki hani senin buraya geldiğini bilen var mı? Ondan sonra ona makineyi takıyor, öğreniyor evet. Bilen olduğunu. Şaziye'yi öldürüyor. Sonra Şaziye'nin evine gidiyor. Şaziye'nin kocası ya da erkek arkadaşı olan kişiyi de öldürüyor. Tam çıkarken evde onların çocuğunu görüyor. Minicik beşikteki çocuğu da öldürüyor. Tabii biz öldürdüğünü sonradan görüyoruz. Ve olayın sonunda o görüyoruz. O odada bir hamster var. Hamster'a hafıza makinesine takıp oradan kadını buluyorlar. Hamster değil kobay. Kobay. Ondan pardon. Sonra... evet neyse olay evet, bu oradan ya. Buluyorlar tamam, yani. Kadın işte bir öldürme çılgınlığına giriyor. Ve yani şey yok yani şey değil. Birden sonra çok kolay geliyor artık bunu da öldürmeyi. Şey yapıyor ama ikilem yaşıyor kadın sürekli düşünüyor hani ne yapacağım seninle diyor mesela kadın sürekli düşünüyor bir yolu var mı diye ama hiçbir zaman yakalanma olasılığını bir insanın canını almaktan daha kabul edilebilir tutmuyor. Tamam mı? Evet. Olay orada yani. Hiçbir zaman tutmuyor. Yakalanmama olasılığı varsa değerlendirecek. Tamam mı? O yüzden kesin olarak yakalanacağını düşündüğü için ya da bir ihtimal olacağını düşündüğü için öldürmeye devam ediyor. Öldürmeye devam ediyor. Kendi çocuğunu bir yandan işte şey var. Etkinliği var. Akşam onu izlemeye gidecek falan. Evet. Böyle bir psikotik bir şeye giriyor kadın yani. Tamam mı? Evet. Şimdi öncelikle tabii ki bir inandırıcılık sorunu vardı bölümün. Onu bir şey yapmak gerekir. Şeyi anlayabiliyorum. Yani bir karakterin bu kadar insanı öldürebileceği ihtimalini kabul ediyorum. Yine de düşük bir ihtimal olsa da çok inandırıcı olmasa da. Hani olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kadın bu statüye ondan sonra bu lükse... Bu hayata, bu belki düzenini çok seviyor belki yani çok mutlu bir hayatı var bir tam bilemiyoruz ama sonradan alışmışsa bunu bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapacak yani masum çocuğu öldürmek kadar korkunç elinden gelen her şeyi yapacak insanlar olabileceğini kabul ediyorum. Ama bir de körmüş çocuk yani zaten bir körmüş, işe yaramadı. Onu da bilmiyor yani evet boşu boşuna çocuğu öldürmüş oldu. Ama şeyi yani... Bölümün kendi içindeki tutarsızlıklar beni daha çok rahatsız etti bundan. Ne gibi demeden önce bir şey demek istiyorum lütfen. Dediklerinle lütfen. İlgili olarak. Şimdi ilk kazaya dönecek olursak, hı-hı. O kazadan sonra kadın kendisinin de polisi aramadığı için biraz da olsa suçlu sayılacağını, yasal olarak ceza alabileceğini biliyor. Hı-hı. Çünkü işbirliği yapmış oluyor. Çünkü hem kazaya haber evet. Vermiyor hem de ölüyü beraber ortadan kaldırıyorlar.
O nedenle şimdi öyle bir hayat yaratmalıyım ki kendime, bu yaptıklarımdan çok farklı ve çok uzak bir insan olmalıyım. Hani şey gibi, o yaptıklarımın ya geri vermeliyim gibi. Nasıl? Bu yaptığım ne kadar kötüyse ben o kadar iyi bir insan olmalıyım, o kadar iyi bir hayatım olmalı. Belki topluluğun mimarı dendiğinde belki hayır işleri yapmıştır, belki insanların rahat rahat yaşayabileceği bir ortam yaratmıştır. Belki bir kendi şekilde gerekçilendirdi bu belki, hayatını yani. Yani en azından bak şimdi böyle harika bir hayat kurdum, o gerçeği saklayarak o sırrı ve şu anda da bunu kaybedip bunların hepsini kaybedemem çünkü ben bunları zaten onun yüzünden kurdum. Bir de şey de var. Yani. Dediğin gibi eğer gerçekten komünitelere çok büyük yardım dokunduysa, tamam ben bunu yaptım ama bunun karşılığında ben bunu verdim. Yani bunlar dengeli aslında. Artık ben hayatımı yaşayabilirim. Dengeleyebilmesini beklerdi ama onu kaybetmemek için bu sefer de bir bencilliğe dönüşmüştü bence artık. Yani aile mi bilmem ne mi değil de. Kadında sağlıksız bir şey olacağı zaten yani şey çok bariz. Çünkü nasıl bir insan, mesela adamda şeyi görüyorsun yani, ne kadar alkolik olmuş. Zaten belki alkolikti. Alkolü bırakmış işte, bu kırdığı insanları, üzdüğü insanları düzeltme, arasını düzeltme şeyi adamında. Adamın tepkisi normal aslında. Adamın tepkisi normal. Adamın tepkisi bile çok geç yani, 15 yıl sonra üzülmesi yani, hani böyle bir yükle yaşayabilmek çok çok büyük geç bir şey. Değil aslında, biliyor musun? Bu tür büyük acıları insanlar travmatik olarak bastırabiliyormuş. Ha. Yani o şey gibi tabii, özellikle cinayet açısını araştırmadım da, vay niye hemen gitmedi, niye hemen yapmadı demek, dışarıdan biz hani direkt öyle diyoruz 15 ama 15 yıl çok değil mi peki? Yani hani sayı olarak emin değilim de yani bana şaşırtıcı gelmedi o. Çünkü bir şey, bu kadar zor büyük bir şeyle yüzleşmek zaman almış olabilir. Bir de adam 9 aydır mı 8 aydır mı ne alkolü bırakmış? Hani alkolle sürekli kendini unutup baştan. Evet, o yüzden olabilir. Alkolü bırakırken de bu Amerika'daki o 12 adımlı programlarda artık son adımlara doğru yaptığın yanlışları düzeltmeye gidiyorsun. Oradan onu aklına gelmiş istiyor. Yani. Evet, oradan aklına gelmiş falan filan. Ne diyorduk ya? Bölüm içindeki tutarsızlıklardan söz edecektim. Evet yani şimdi ilk şeyde otelde bu ilk suç ortağını öldürdükten sonra adamın otelden çıkarması sorunsalı var. Şimdi bir de daha bir teknoloji şey olduğunu düşünün yani, her yerde kamera olacağını düşünüyorum. Tabii var. Görünüyor bir de adamın eli kolu. Adamın eli kolu bir de dışarıda falan yani böyle şey, oda servisi söylüyor. Oda servisi arabasıyla klasik yani şey, sanki 1950'ler bir de crime şeyi filmi. Hangi büyük oteldeki kadın şey yani, otel odası güzeldi. Evet. Zengin de yani, eminim bir pansiyonda kalmamıştır. Böylelikle hangi büyük otelde sen odandan, ki yüksek katlıydı. Yani kaç kat asansör iniyorsun aşağı ve kimseyle karşılaşmıyorsun. Evet, o çok işte ben inandırıcı. Ben otelde hep birilerini görüyorum. İnandırıcı olmayan oydu. Hadi kimseyle karşılaşmasan bile hiç mi izlenen kamera yok yani canlı olarak. Kadın şey yapıyor yani, bilerek otelin işte oda haritasından vesaire, bina haritasından bakıyor nerelerin şey olduğunu. Belki servis şeyini kullanıyor. Ha, daha işte onu diyorum. Servis şeyinde biriyle karşılaşırdı asıl yani. Yani işte bana da evet. O gıcıktı biraz. Hadi onu yaptın tamam mı? Cesedi çıkardı. Arabasına da atmış adamı yani, adam olarak duruyor yani. Üzerini falan da örtmemiş hatırlarsan. Evet, bir checkpointlerden. Telefon çekiyor. Telefonla konuşuyordu bir yerde. Evet. Arkada duruyor adam. Arkada duruyordu adam bayağı öyle. Herhalde o şey yani deneyimli değil sonuçta, bilmiyor ne yapacağını falan, anlıyorum. Polisin biri gelse yanlış yere park ettin dese bitti. Evet aynen. İşte peki otelde bu adamı öldürdüğünde kan falan, ama dönüp çok kan değil. Çıkmadı ya, şey yaptı çünkü boğdu. Evet, önce kafasını çarptırdı sonra boğdu, ama şöyle bir şey de var. Şimdi bunların bazıları tutarsızlık ama bazıları da dikkatsizliği, yani bu planlanmış bir cinayet değil. Olgusunu vurgulayan şeyler bazıları. Evet. Ama yani şansı var ama kızım çok yani. Evet yani hikayede. Öyle diyelim hadi. O bir de şey var, hikayenin sonunda işte bu kobaydan görüntü alma aşamasında mesela insanların hafızasını güçlendirmek için şey yapmaları gerekiyor. Bir bulundukları o anda bulundukları ortamın kokusunu, benzer bir kokuyu koklatmaları, işte bira olayında olduğu gibi, ya da çalan şarkı, müziği, sesi replik etmeleri gerekiyor. Kobaya ne yaptılar mesela? Kobay o anı nasıl hatırladı? Çocuğun öldürüldüğü anda evet. İşte ne demek ki onu? O gelecekte ya da o evrende hayvanların beyniyle ilgili daha
değişik şeyler biliniyor diye varsaymamız gerekiyor inanabilmek için. Hayır Zeynep'ciğim, Charlie Brooker'a sormuşlar bu soruyu ve kendisi demiş ya herhalde insanlarda kullandıklarının aynısını kullanmışlardır işte koku şey falan öyle tahmin kendi ediyorum. Kendi yazdığı bölüm hakkında niye herhalde demiş ki? Ya işte bu şeyde bilmiyorum yani bak Archangel'dan sonra bunda da bir yani yazma aşamasında eksiklik görüyorum. Yani yine mesela çok fazla şiddet vardı. Yani tamam anlıyorum zaten kadının canavarlaşmasını altını çiziyoruz ama ne uğruna yani ne öğretiyor bize ne neyin ikilemini yaşıyoruz pek bir şey de yaşamadık yani. Şimdi ben onlara gelmek istiyorum. Lütfen sen gel ben diziyle ilgili düşündüğüm noktalar önemli beni düşünmeye iten noktalar. Öncelikle kimin hayatı daha değerli konusu. Hı. Kimin hayatı daha değerli konusu bütün dünyada da insan hakları mahkemelerinde de hep konuşulan bir şey yani bu aslında. Bu neslin sorularından birisi. Evet. Tabii ki zengin insanların hayatı daha değerli. Ondan sonra da herkes için geçerli olan kendi hayatın daha değerli. Evet. Ama bu şeye baktığımızda mesela kadın kendi hayatını korumak için ailesini ya da parasını vesaire kendi hayatını korumak için herkesi öldürüyor. Dört kişinin hayatını öldürüyor. Bir aileyi tamamen sildi yani. Evet. Ve yani onu o aileyi kolaylıkla silmeyi yani o olayı tamamen iptal edebilirdi. Şöyle kız evine geldiğinde yok ben görmedim diyebilirdi kazayı. Evet o hatayı yaptı. Kazayı gördüğünü söyledikten sonra o makineyi kullanmak zorundaymış yasal olarak. Evet. Ama görmedim diyecekti. Ya sen cinayet işlemişsin ben yoktum ben hiçbir şeyim yok falan diyeceksin yani. O şey yani. Gibi düşündü makineyi bilmiyordu. Makine yeni sigorta şirketinde kullanılmaya başlanmış bu hafızadan görüntü alan makine. O şey diye düşündü. Aa evet gördüm işte çarptı diye başından savacaktı. Ama her halükarda ben bile evet. Bak mesela gençliğimi hatırlıyorum. Okuldan kaçtığım gün başıma bir iş gelse bile kimseye söylemezdim mesela. Hani diyelim bir şeyim çalındı, bir şeyimi düşürdüm. Çünkü oradan ortaya çıkar. Değil mi? Kötü bir şey yaptığın gün başka hiçbir şey demeyeceksin. Yok demeyeceksin. Ben bütün gün film izledim otelde. Ha camdan bakmışımdır ama gördüğümü hatırlamıyorum falan. Ben diyorsun. Olay bittikten sonra ambulans gelince baktım falan. Neyse. Bu. Evet. Engelleyebilecekken. İkinci şeyim. En başa dönüyorum. İyi insanlarla ilgili sesini çıkarmayan, kötülükleri evet. izleyen, sonra da elimden bir şey gelmiyordu diyerek yardımcı evet, olan evet. iyi insanlara eleştiri bu durumda. Ama iyi insanlar diyor muyuz bunlara? İyi, hayır, iyi insanlar, tırnak işaretli iyi insanlar. Bunlar da artık Nazi Almanya'sından, Nürnberg'den verip falan popüler. Evet. Aslında ya yok ben aslında öldürmek istemezdim ama yardım ediverdim ortadan kalkmasına evet, falan. Kurala uydum. Olmuyor yani. Benim işim gereği yaptım ben aslında. Evet. Ben emir kuluyum. Aslında kimse bir ölüyü ortadan kaldırmak için emir kulu değildir. Değil. Gerekirse inanmadığın bir şeyse kendin ölürsün. Bak şimdi 4 kişiyi öldürüp hapse gittin yani. Şimdi o kadının orada mantıklı olan ben de mesela kendi canım için korkardım beni de öldürür mü diye. O kadar iyi tanımıyorsam, evet. bilemiyorsam ne yapabileceğini. Orada belki yardım ederdim. Direkt polise giderdim ondan sonra. Evet. Yani hani mecbur kaldım. Hani kendi evet. canım için korktum falan filan. Neyse işte yani bir yolu vardır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle şeylerin. Evet. Bu sezonda işlenen bir konu bu. Bu sezonda hoşuma giden yanlarından bir tanesi. Bu arada kalmış Yes Man tarzı böyle işte emir kulu tarzı insanların aslında asıl kötüden hiçbir farkı olmadığının altını çizmesi güzel bir şey. Çünkü asıl kötü bir taneyse bunun gibi emir kulu iyi insanlardan yüzlerce binlerce tabii, var ona tabii. oranla. Asıl o zaman yapan... zaten iyi insan, gerçek iyi insan çok az kalıyor. Evet, çok az. Ve son olarak ilgimi çeken konu da şimdi bu teknolojilere baktığımızda biz bu teknolojiyle sigortacının elinde tanışıyoruz. Yani dizi bize bunu bu bir suç ve ceza aracıdır ya da bu bir toplumu iyileştirecek bir araçtır diye tanıtmıyor. Hı hı. Sigorta şirketinden para alabilmen için kullanılan bir alet diye tanıtıyor. Evet ama yani, asıl polisler hayır, kullanıyor. Tamam ama dizi bize bu şekilde sunmayı seçiyor. Dizi çok rahatlıkla polis ve o kaza ve polis aracılığıyla evet, evet. da bunu sunabilirdi. Evet, ama bakın bu güvenliğimiz için kullanılan teknolojiler aslında para için
kullanılacak birçok noktada. Tabii tabii. Yani ticari evet. yolunu vurguluyor. Bu sigorta muhabbeti çok dönüyor zaten dikkat edersen. Evet evet zaten şey. Çünkü hani yani. En zaten distopik şeylerden oluşumlardan biridir ya sigorta. Evet. Hep yani hep distopyalarda falan bir yeri vardır yani sigorta. Sigorta ya da distopiyaya giden yolda bir yeri vardır yani. Evet. Ve aslında bu gördüğümüz akıl okuma, zihin okuma şeyi Azınlık Raporu adlı çok beğendiğim filmde de geçmişti. Suçu önleme, orada suçu önleme olarak kullanılıyordu o hikaye ve filmde. Ama burada suçu önlemek için değil, suçluyu bulmak için kullanılıyor. Ya bu da teknolojinin bu kadar iyi olabilecek bir teknolojinin kötüye kullanımıdır ben. Yani kötüye kullanım değil, yeterince iyi kullanılmamasıdır. Evet. Çünkü suçluyu bulmanın ne anlamı var 4 insan 5 insan öldükten sonra? İyi bul da önlemek olarak değil, yani suç ve ceza açısından teknolojinin yararlı olamadığı bir nokta benim. Dikkat ettiysen kamerada o yani asıl bu pizza şeyinin kamyonetinin adama çarptığı olayı izleyen kamera, sokakta tabii kamera var. Pizza dedin, mahvettin beni şimdi yemekten önce. Çok ne yaptın? dur dayan Zeynep. O kameranın paintball'la kapatıldığını görüyoruz. Yani evet. Şey hani çocuklar paintball sıkmış falan gibi muhabbet var. Hani belki devlet görevini daha iyi yapsaydı, bunların kontrollerini gerçekleştirseydi falan gibi bir şey. Eleştiri de olabilir orada ucundan diye düşünüyorum. Hani sigortaya bırakmaktansa her şeyi sonra, olayın sonrasına bırakmaktansa. Evet. Değil mi yani? Hani daha iyi bir izlemeyi de hemen olay sonrasında belki. Bir de yani bu teknoloji olduğu için bir yandan da kadın yakalandı ama kadın yakalandım diye durmadı ya da vay beni gören olursa, vay, beni gören olursa diye düşünerek durmadı. Durmadı. Teknoloji nedeniyle onu gören bilen herkesi öldürdü. Çok evet. tersine ilerledi yani. Evet. En azından bir caydırıcı olması gerekirdi bu evet. teknolojinin. Ama kadın kadın için caydırıcı da olmadı. Bu konu hakkında ne düşünüyorum bilmiyorum yani. Ya, bir haber mi kadın bu tür kadının, teknolojilerden? Kadının bu içine girdiği olay serüveni zaten anlamlı bir serüven değil. Mantıklı bir serüven evet. değil. Yani kadın da büyük ihtimalle kendini kaptırıyor ve durduramıyor bir yerden sonra gibi bir şey var. Çünkü anlamlı değil. Yani bir noktada o kadar fazla iz bırakmaya başlıyor ki artık kapatmanın bir yolu yok zaten. Yani kadının arabasını ne yapacak? Hı. Biz bin tane şey ya gidip bütün aileyi öldürmüş. Kadın sigortada çalışıyor. Belli değil mi yani kadın? Kendi bilgisayarında araması var bilmem ne. Ya anlıyor musun? Ve anlamı yok. Bir şey var yani. Daha dediğin doğru. Yakalanmasa bile bilgisayarından ya araştırıp var yani, bulunur mutlaka yani. Bulunacağı belli artık bir yerden sonra. Bir de şey var. Fark ettiysen Charlie Booker'ın yazarlığında bir desen fark ettim. Tam şu an. Son 3 bölüme baktığımda. Şimdi sadece teknoloji eleştirisi değil, karakter eleştirisi de çok var. Çünkü ilk 3 bölümdeki ana karakterlerde psikolojik sorun da var. Evet, var. Yani ha, var, aslında tabii. Net ve saf bir teknoloji eleştirisi ama değil sadece. Ama şimdi şey yani her zaman Black Mirror'da şey var. Yani insan zayıflıklarının teknolojiyle birleşmesiyle alakalı şeyler. Zaten hani yani hep kötüye kullanmayla alakalı, hep fırsattan istifade etmeyle falan alakalı şeyler ya genelde. Ha. Yani o şey o evet öyle bir olay var zaten hani robotlar kullansa belki her şeyi çok mantıklı makul robotlar o zaman belki farklı olur belki böyle bir dizi olmaz gibi yani zaten hani bizim insani yanlarımız da teknolojinin sınırsız sözü taahhüdü birleşince çok acayip hikayeler çıkabiliyor işte orada. Evet. Eski bölümlerin hepsini çok iyi hatırlamıyorum ama bu son 3 bölüm daha travmatik geldi bana. Daha evet, yoğun geldi evet. karakter sorunları. Karakter sorunları. O yüzden yani ama kendileri, bölümlerin kendileri o kadar şey değildi yani. O kadar güzel güzel gitmiyor şimdilik. Evet. Yani izledik aslında hepsini ama yani şimdilik yorum olarak şimdilik güzel gitmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Size spoiler vermeyelim. Ama gerçekten de ben dediğim gibi daha çok derinlik bekliyorum her zaman. İşte sinematografinin güzel olması, ondan sonra çekilen alanların güzel olması, karakterlerin iyi rolle yansıtılması falan filan değil de ben hikayenin de daha derin olmasını istiyorum. Çünkü böyle alıştım hep yani. Öyle değil mi? Evet kesinlikle. Yine 3-2'den biraz daha iyiydi bence ama bakalım. En son konuşacağız. Konuşacağız. Hadi bakalım o zaman. Hadi izlemeye devam. Görüşmek üzere.